Berlin'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine Berlin sokaklarındayız. Aslında bugün video çekmeyecektim. Bugün biraz daha öyle free dolaşacaktım. Ama gene böyle güzel yerlere gelince video çekesim geldi. Şu an Brandenburg Kalesi'ndeyiz. Kalesinde değiliz aslında, kapısındayız. Ben burayı inatla her seferinde ve her video açılışında kale demek de inat ediyorum. Niye inat ediyorsam. Brandenburg Kapısı. Almanya'nın önemli simgelerinden bir yer burası. Daha öncesinde, yani ilk yapıldığı zamanlarda kraliyet ailesinin geçişi için kullanılıyordu. Şu tam şu parmağımla gösterdim, yani ortadaki sütunla ortadaki sütunların arasında kraliyet ailesi geçiyordu. Diğer yan sütunlardan da halk geçebiliyordu. Sonrasında Doğu Berlin'le Batı Berlin'in birleşme simgesi olarak hani nitelendirmeye başladı. Yani hala da öyle kaldı. Böyle bütün hemen hemen turistlerin uğrak yeridir burası. Evet. Uğrak yeridir dedim. Bu tarafta hiç turist yok. Şu tarafa iyi olmuşlar. Bir de burası genelde eylem bölgesi. Yani eylem bölgesi dediğimizdeki Taksim Meydanı gibi. Herhangi bir şekilde bir konuya bir eylem yapacaksanız eğer burayı tercih edersiniz. Genelde insanlar da buraya geliyorlar eylem yapmaya. Burası bayağı bildiğiniz bizdeki İstiklal Caddesi gibi aslında. Şöyle göstereyim. Yani bu bölgede dümdüz yukarı doğru devam ediyor. Aynı şekilde kapıyı geçtikten sonra da bayağı aşağı doğru devam ediyorsunuz. Şuradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada ortada, yani bayağı bir ileride, 2 kilometre kadar ileride Altın Melek heykeli var. Onunla da alakalı acayip efsaneler var. Tamamıyla altından olduğuna inanıp helikopterle falan çalmaya çalıştıklarını falan hani söylemişlerdi, öyle hikayeler vardı. Yani şehir efsanesi de olabilir, bilmiyorum. Yani burada anlatıldığı kadarıyla. Normalde bugün oraya da gidecektim ama hiç oraya kadar yürümek istemiyorum. Çok sıcak biraz. Yani açıkçası yoruldum. Ayrıca burada bakın arkadaşlar, çok da güzel bir şey göstereceğim. Fayton işini nasıl çözmüşler. Bu tam olarak elektrikli mi yakıtlı mı bilmiyorum. Bildiğiniz fayton. Çok güzel bir uygulama bence. Evet, gelelim videomuzun ana konusuna. Bu arada çok yoruldum. Böyle güzel serinde bir yer buldum. Böyle oturdum. Mevzuyu da oturarak anlatayım dedim. Globalde Apple Store, Apple'ın garanti muhabbeti. Biliyorsunuz Türkiye'de çok sıkıntı. Biz cihazlarımızı Amerika'dan almıştık eşimle beraber. Ve aslında global garanti süremizi de açtık. Yani bir seneye geçti. Değil mi? Bir seneye geçti bizim garanti şeylerimiz. Telefonları alalım. 1,5 seneye yakın oldu. Ya yani Türkiye'de bir kere denedik, götürdük. Açıkçası ilgilenmediler. Amerika'dan alınan cihazlara bakılmayacak. Hani bakmıyoruz dediler. Hani garantisinin burada geçerli olmadığını, herhangi bir işlem yapmayacağımızı söylemişlerdi. Bu Almanya'ya gelme olayımız belli olunca da ulan dedik, hani bir de şansımızı Almanya'da deneriz. Hani bir de orada bakarız Apple Store'a, yoksa Amerika'ya gitmeyi bekleyecektik. Cuma günü Berlin Kudam'daki Apple Store'a gittik. Orada yetkili arkadaşla görüştük. Randevumuz yoktu bu arada. Öyle alelade daldık içeri. Pazartesi günde bize bir randevu verebileceklerini söylediler. Pazartesi günde bizim randevumuzu oluşturdular. Ve bugün işte pazartesi. Siz videoyu ne zaman, hani ben videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Bugün pazartesi. Sabahleyin Apple Store'a gittik. İşte tekrardan görevli arkadaşla görüşüp derdimizi anlattık. Telefonda ghost touch problemi var. Yani kısaca açıklayacak olursam, siz herhangi bir şekilde ekrana dokunmasanız da kendi kendine bir şeylere dokunup saçma salak bütün uygulamaları açıp kapatıyor falan böyle. Telefon sapıtıyor, yani ekranı komple gitmiş oluyor. Bugün gene işte yetkili arkadaşa derdimizi anlattık, telefonumuzu teslim ettik. 1,5 saat bir test yapacaklarını, ona göre hani yapılması gereken işlemi yapacaklarını söylediler. 1,5 saat sonra tekrardan Apple Store'a gittik. Görevli arkadaş geldi. İşte cihazımızı teslim etmek üzere. Cihazda gerçekten bir ghost touch problemi olduğunu söyledi. Garanti kapsamında ekranını ücretsiz değiştirdiklerini, ekranını sıfırladıklarını söyledi ve telefonumuzu bize teslim etti. Ya gerçekten çok güzel bir olay. Yani globalde gerçekten markanın vermiş olduğu bir senelik garanti olmasına rağmen, ki biz bir seneyi geçmiş olmamıza rağmen, Almanya'da gene garanti kapsamında ürünümüze bir işlem yaptırabildik. Eğer ki başka bir problem olsaydı ve gerçekten değişim gerekseydi, tahmin ediyorum yeni telefonda vereceklerdi, telefonu değiştireceklerdi. Açıkçası Türkiye'de niye bunu
bu garantiyi kapsamıyor veya Türkiye'de niye bu garantiyle ilgilenmiyorlar? Niye Apple Store'a gittiğinizde siz sanki böyle hani bir suç işlemişsiniz gibi hiçbir şekilde sizi sallamıyorlar? Ya arkadaş, yani Apple Store'sun, sen de Apple satıyorsun. Benim elimdeki telefon da Apple. Yani Amerika'dan almış olmam veya buradan almış olmam neyi fark ediyor? Yani onu bir türlü çözemiyorum. Evet, Apple Store ile alakalı genel olarak söyleyeceklerim, anlatacaklarım bunlar. Aklınızda bulunsun. Eğer yurt dışından alınmış bir cihazınız varsa ve işte yolunuzda Almanya'ya düşerse, burada global garantiniz geçerli oluyor ve bunun bir yıla da sınırlı olmadığını da söyleyebilirim. Çünkü biz zaten bir seneyi biz geçirmiştik, 1,5 sene olmuştu. Hiçbir şekilde bu para almadılar. Bu arada ekran değişim ücretinin bedeli 251 euro muydu? Değil mi? 251 euro'luk bir işlemi bedavaya yaptırmış olduk burada. Öyle bir güzelliği oldu. Bu arada şu an oturduğum yer o kadar güzel, o kadar tatlı, böyle püfür püfür esiyor ki anlatamam size. İlk videomun açılışında aşağıda kapının orada çekim yapmıştım. Bildiğiniz yanıyor. Yani yanıyor oğlu, yanıyor. Bu Almanya'nın zaten havasını bir türlü çözemedim. Ya çok sıcak ya çok soğuk. Gölgede buz, üşüyorsun, güneşe çıkıyorsun, terliyorsun, yanıyorsun falan böyle. Gerçekten çok acayip bir havası var. Yani siz buraya tatile geleceksiniz yanınıza. Yani yaz falan demeyin. Yani kış falan da demeyin. Yaz kış. Hep yanınızda kalın kıyafetler ve ince kıyafetler olsun. Sürekli hazırlıklı gelin. Bu arada oturduğum yer dediğim gibi turistik bir bölge burası. Şöyle birazcık etrafı göstereyim size. Ihlamur 6 caddesi. Ihlamur 6 caddesi. Bunlar ne? Ihlamur ağaçları mı bunlar? Evet. Şöyle. Evet, ama hiç kokmuyorlar. Burası böyle. Bayağı. Zaten şu Almanya'nın yollarına ve hani yol için ayırdıkları alanlara ben hastayım. Yani o kadar ferah. Yani dolaşırken o kadar ferah ve böyle rahat ediyorsunuz ki hiçbir şey böyle, hani hiçbir şekilde o yol böyle üstünüze gelmiyor. Aslında böyle bir video çekme fikrim yoktu. Akşam bir alışveriş videosuyla alakalı bir şeyler çekecektim. Ama böyle güzel de yerlere denk gelince bir Apple Store'da yaşadıklarımı da sizinle paylaşmak istedim. Bu da böyle bir bonus video olsun. Videoların altına siz de hani çekmemi istediğiniz konularla alakalı yorumlar yaparsanız, dediğim gibi anlık spontane, hani belki yorumunuzu okuyup o dakika o konuyla alakalı bir yerde olabilirim ve hemen videoyu çekiyor olabilirim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Şimdilik görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.